Milli irade diyorsunuz madem, demokrasi nöbetleri tutuyorsunuz madem, peki o zaman bir milletvekili kolay mı seçiliyor? Demokrasi bayramı diyorsun seçimlere, değil mi? Boşuna mı insanlar gidip büyük bir gayretle milletvekili seçiyor? Ben sizi rahatsız etmeye geldim. Partimizin de söyledikleri belki sizi rahatsız ediyor ama biz bunun için varız. İnsan hakları ihlallerini vurgulamak için varız. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştür. 90 bin oyuyla buraya geldim. Anamın ak sütü gibi bileğimin hakkıyla kazanarak buraya geldim. Bir PKK'cı diyor, bir FETÖ'cü diyor, bir vatan haini diyor, bir terörist diyor. Ne diyeceklerini bilemiyorlar ama hepsinden sonra da haksız olduklarını biliyorlar. Benim derdim insan hakları ihlallerini gidermekti. Sadece benim kendi çevremin uğradığı ihlaller değildi. Yani bana gelen her türlü ihlali ayrımsız bir şekilde ben değerlendirip bu konuda bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyordum. 2 Kasım 1965 doğumluyum. İsparta Şarkı Karaağaç'ta doğdum. Aslen Urfalıyım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitirdim. İzmit SSK Bölge Hastanesi'nde göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olarak göreve başladım. Ben yoğun bir doktorluk hayatı yaşarken aynı zamanda da siyasi olaylar, insan hakları ihlalleri, bunlara da duyarlı bir insandım. Zaten bu dünyanın en hakkaniyetli bir yer olması için gayret eden bir insandım. Bazım der Kocaeli Şube Başkanı olmuştum. Hastanede yoğun bir hayat. Hem de Mazlum Der Kocaeli Şubesi'nde işte etkinlikler, basın açıklamaları ve benzeri birçok çalışmaya imza atıyorduk. Sadece başörtüsü veya Kürt meselesi değil, işte Bosna'nın işgali olsun, kadına yönelik şiddet olsun, Filistin meselesi olsun, birçok iç ve dış dünyadaki insan hakları ihlalleriyle ilgili basın açıklamaları, yürüyüşler ve benzeri birçok çalışmaya imza atmaya başlamıştık, ses getirmeye başlamıştık. Çözüm süreci bitti, ortalık kıyamet yerine döndü. Ben de bu arada sosyal medya paylaşımlarımdan dolayı görevimden ihraç edildim. Kürt meselesi konusunda bu çatışmanın fayda sağlamayacağını söylediğim için ihraç edildim görevimden. Yani barış istediğim için. O döneme kadar aktif siyasetle bir alakam yoktu. Herkese karşı eşit mesafede durmaya çalışan bir insandım ama böyle bir teklif gelince kabul ettim. Bana uzak bir yer değildi ve benim görüşlerimle örtüşen bir yerdi siyasi olarak da. Ve kabul ettim, beraber çalışmaya başladık. Herkesle iyi ilişkiler kurmak istedim. Biz valiliğe de gittik, belediyeden de randevu istedik, diğer kurumlara gittik, yerel medyaya gittik, her yerde kendimizi göstermeye çalıştık. Halkla irtibat kurduk. Kocaeli halkı bizi tanıyordu. 66 bin oyumuz vardı 1 Kasım seçimlerinde. Biz 24 Haziran'da bunu arkadaşlarımızla yaptığımız yoğun çalışmalar sonucunda 90 bine yükselttik. İyi bir sıçrama yaptık. Yani gayet güzel bir sıçrama olmuştu. Ve Kocaeli'nden birinci sırada HDP vekili olarak seçildim. Mesela çok kişinin gündeme getirmediği insan kaçırmalar olayı. Bu büyük bir rahatsızlık oluşturuyordu, onu görüyordum. 500 gündür kaçırılmış olan Yusuf Bilge Tunç'un fotoğrafını gösteriyorum. Niye bakmıyorsunuz? 500 gündür Türkiye Cumhuriyeti'nde bir insan kaçırılmış. Çok açık bir şekilde Beyaz Toros'ların günümüzdeki versiyonu siyah transporterlarla insanlar kaçırılıyor. Çok fazla da bir gündem edilmiyor bu. Ben çok gündem ettiğim için de herkes bana geliyor. Ben de gerekeni yapıyorum. Bu sefer rahatsızlık boyutu artıyor. Yine işkenceler mesela. İşkence görenler bize direkt ilk önce başvuruyor. İşkenceyi duyduğun anda bir saniye bile geçirmeden bunu duyurman lazım. Çünkü acil bir durum var ortada. Ben birçok kez mesela Ankara Emniyeti'nde işkence iddiaları gündeme geldiğinde duyurduğumda çok büyük etkisi oldu ve orada bu muamelelerin durdurulduğuna dair sonrasında haberler aldık.
O zaman yaptığınız işin önemini anlıyorsunuz. Veyahut da çıplak arama konusunu gündeme getirdiğinizde birçok cezaevinden mektuplar alıyorsunuz. Biz devrimci tutsaklar yıllardır çıplak aramaya vuruyoruz. Devlet güç gösteriyor, direneceğiz. Yetkililer doğru söylemiyor. Güven Usta İzmir Kırıklar cezaevinden diyor. Size diyorlar ki çok haklısın, geri adım atma. Biz yaşadık bunları, bunlar bir gerçek. Kadını, erkeği, her kesimden insan ama. Diyor ki sen doğru yoldasın. Benim adım Ömer Faruk. Bu adı bana rahmetli babam koydu. Dedi ki oğlum sen adaletli ol diye bu ismi sana koydum. Ben de hayatım boyunca 56 yaşındayım. Şu ana kadar adaletin peşinde koştum. Kimseyi alamazsınız. Kimseyi alamazsınız. Alevisi de, Sünnisi de, Türkü de, Kürdü de, Ermenisi de, Hristiyanı da, Müslümanı da, her kesimden insan bize geliyordu. Ve biz elimizden geldiği kadar bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyorduk. Milletin vekilliği, millete hizmetkarlıktır. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Diyor ki, insanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Milletin ifade özgürlüğünü temsil ettiğim için dokunulmazlığı almış durumdayım. Milleti temsil ettiğim için burada bana milletvekili deniliyor. Seçmenimi temsil ediyorum. Demokrasi dediğiniz şey büyük bir temsiliyettir. Onlar adına ifade özgürlüğümü kullanmışım. Kullandığım bu ifade özgürlüğümün korunması gerekiyor. O yüzden bana dokunulmazlık verilmiş. Demokrasi sonuçta milletin vekaletinin, milletin ifade özgürlüğünün adıdır. Bu inanıyorsanız olabilecek bir şey. Yani bir şeyi bir değiştirmeye aşkla inanmışsanız, gayret etmişseniz, bir sorunun değişimi için bir iz bırakmak istiyorsanız olabiliyor. Dünya yenileniyor, değişiyor, gelişiyor, başka bir yere gidiyor. Bu değişimi yakalamak, gençlerle aynı paralelde yürüyebilmek, onlara mutlu olacakları bir hayatı sunabilmek, ne dediklerini anlayabilmek, gelişimlerinin önünü açabilmek, bizim yapmamız gereken şey bu. En fazla üretecek olan, en fazla renkler sunacak olan gençlerdir. Bizim o yüzden gençleri önemsememiz ve gençlerin önünü açmamız lazım. Gençler yeni bir dünya sunabilir. Şu anki yaşadığımız ve kaçınılmaz olan kavgalarımızı, çatışmalarımızı aştırıp farklı, tahmin etmediğimiz bir dünyanın, bu tartışmaları açtığımız bir dünyanın kapısını açabilirler. Bu noktada umutluyum. Ben sonuna kadar da yetki ve sorumluluklarımı zorladım. Cezaevlerinde açlık grevleri devam ediyor. Çünkü İbralı'daki tecride karşı barış talebi devam ediyor. Ve Kürt gençleri mahpus olarak cezaevlerinde. Yani belki şu anda mecliste en çok soru önergesi veren ilk 3 milletvekili içindeyim. En çok basın toplantısı düzenleyen ilk 3 milletvekili arasındayım. En çok soru, Adalet Bakanlığı'na soru önergesi veren ilk milletvekili durumundayım. Bu meclisin duvarında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Ve milletin iradesi asıl diyorsan, o zaman en son mahkemenin kararını beklemek durumundasın. Şöyle buyurun efendim. Düşünün, devlet uygulamalarıyla size bir haksızlık yapılmış, işinizden atılmışsınız, millet getirip sizi millet meclisine koymuş, yargısal hilekarlıklarla sizi getirip tekrar vekilliğinizi düşürmeye çalışıyorlar. Bu sadece benimle ilgili bir durum değil, bana vekalet veren insanların hakkını korumak durumundayım. Ben bu milletin, bana oy veren 90 bin kişinin, Halkların Demokratik Partisi seçmenlerinin, milyonların oyunu korumak zorundayım. Benim yargılamamın durması gerekiyordu. 21 Şubat 2018'de bu karar verilmişti. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Kocaeli Milletvekili seçildiğim anda bu yargılamanın durması gerekiyor. Çünkü anayasa madde 14'teki kısıtlayıcı hallere girmiyorum ve anayasa madde 83'teki dokunulmazlık hakkımı koruyorum. Çok net. Bunu maalesef yapmadılar. Ve benim yargılamam devam etti. Ne zaman bu komedi bitecek, düşürülen vekilliğim geri alınacak bilmiyorum ama hani eğer ki bir hukuk varsa benim geri dönmem gerekecek Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa uygulamaları gerekiyorsa. Ben
şu anda sonuna kadar bu noktada direneceğim. Hani öyle kolay kolay boyun da eğmeyeceğim. Hayatım boyunca da boyun eğmedim. Kürt halkının, demokrat Türkiye toplumunun onurunu hiçbir zaman içinde ayaklar altına aldırmadım. Aldırmam da. Öyle kolayca benim elimden bu hem benim hem milletin hakkı olan milletvekilliğini alamazlar. Hani ben sonuna kadar direneceğim. Türkiye ve dünya da buradaki hukuksuzluğu görecek. Milletin iradesiyle geldim ben buraya. Ben milletimin bağrındayım. Yaşasın halk!